e, <laughs> eşitsizliğin ikinci kuruna devam edelim. Birinci soruyla başlarsak eşitsizliğin çözüm kümesini istiyorsa tek tek köklerini bulalım. Bunun kökü 2, bunun kökü eksi 1. Tabloyu çizersem küçük kökü buraya, büyük kökü buraya yazdım. Dahillik olduğu için ikisini kapattım. Denklemlerin baş katsayısı pozitif olduğu için artı ile başlayacağım. Ve her kökte yön değiştiririm. Eksi artı sıfırdan küçük olan yer istiyor. Tarayacağım yer burası. Eksi 1 ile 2 kapalı aralıdır. Soru 2. Yine tek tek hem payın hem de paydanın köklerini bulalım. Payın kökü 4, paydanın kökü 0. Çiziyorum şimdi tabloyu. 0'ı buraya, 4'ü buraya yazdım. Dahillik sadece payı 0 yapan derdi Paydayı 0 yapan değeri dahil almam. Denklemlerin başka sayısı pozitif. Artı, eksi, artı dedim. Sıfırdan büyük olan yerleri istiyorum. O yüzden eksi sonsuzla 0 açık aralı. Birleşim 4 ile artı sonsuz aralı. Cevap denizle. 3'e bakarsam yine bu çarpma işleminin köklerine bakarsam bunun kökü sıfır. bunun kökü eksi 3'tür. Çizersem tabloyu küçük olan kökü buraya, büyük olan kökü buraya yazdım. Denklemlerin başka sayısı pozitif olduğu için artı ile başlarım. Dahillik zaten ikisinde de yok. Her kökte yön değiştirdim. Sıfırdan büyük olan yer istiyor. Eksi sonsuz da eksi 3 açık aralı. Birleşim sıfırla sonsuz aralıdır. 4'e bakarsam Eşitsizliklerin eşitsizliklerinden birinin çözüm kümesi gerçel sayılar, diğerinin çözüm kümesi gerçel sayıların bir alt kümesi olan k'dır. Buna göre k kümesinin elemanı olan birbirinden farklı iki tam sayının toplamı en çok kaçtır? Bak şimdi şunun eşi şu eşitsizliğin çözüm kümesinin gerçel sayı olma şansı yok. Neden diye sorarsan. Sen burada ax küçüktür 6 dersin. İşte her tarafı işte a pozitif negatif fark etmez. E, x'in katsayısına böldüğün zaman illaki bir çözüm kümesi gelecek. Bu yüzden bence çözüm kümesi gerçel sayısı olan budur. Şimdi bu denklemin çözüm kümesi nasıl gerçel sayılar olur? Şimdi düşünüyorum. Bu bir parabol. E, sen x'e verirsen ver her zaman sıfırdan büyük olması anlamına geliyor. E, bir parabolün daima pozitif olması demek. Şöyle şu, şu şekilde kollarında yukarı doğru olması ve hep pozitif çıktı anlamına gelir. Birincisi a kesinlikle pozitif gelmeli. E, denklemin köklerinin olmaması demek de deltasının sıfırdan küçük olduğu anlamını taşımaz mı? İşte b kare yani 144 eksi 4 tane a çarpı c küçüktür sıfır gelecek. E, 144 eksi 72 a küçüktür 0. Buradan 144 küçüktür 72 a ise her tarafı 72'ye bölersem iki küçüktür a. a'yı verebileceğim değerler e, nedir? İşte ikiden büyük her şey. E, farklı iki tam sayının toplamı demiş. Ne gelir buradan? Bizden a istemiyor mu? Şimdi k dediği şey bu eşitsizliğin çözüm kümesini istiyor. Sen bunu nasıl çözersin? İşte ax küçüktür 6 dersin. x küçüktür 6 bölü a gelir. a zaten pozitif olduğu için eşitsizlik yön değiştirmez. Şimdi k kümesinin bir elemanı olan birbirinden farklı iki gerçel sayının toplamı en çok kaçtırıyor ya burada. Baktığın zaman k'ya verebileceğin değerler arasında yani a'ya verebileceğin değerler arasında sen a'ya 2 verdiğin takdirde şu işlemin cevabı ne geliyor? Bak 3. Ama 2 veremeyeceğin için cevap 3 de olmayacak. Bu yüzden 3'ten küçük her şey olur. Alabileceği en büyük değerler 2 ve 1'den toplamı 3'tür. Beşinci soruya bakalım. Ee, Px ve Qx birinci dereceden polinomlarının kökleri farklı tam sayılarmış. Eşitsini sağlayan x tam sayılarının toplamı 9'muş. Ee, bak şimdi ben e, şöyle yazayım. İkisi birinci dereceden bir denklem mi Atıyorum birinin kökü A olsun diğerinin kökü B olsun. Atıyorum birinin dahil olmayacağını biliyorum paydaya 0 yaptığı için. E, denklemlerin başka sayıları pozitif olsun ki ben artı eksi artı yaptığım zaman şunu şuradaki elemanların toplamı ne gelsin bak 9 gelsin. E, peki bu eşitsizliği sağlayan x tam sayıların toplamı da 7 geliyorsa bak şimdi sen burada hem payı hem de paydanın kökünü ne buluyorsun? A ve B ama birini dahil almıyorsun. Mesela B paydanın kökü olsun. A da bunun kökü olmuş olsun. Peki bu eşitsizliği çözerken ne yapacaksın yine? Buraya A, buraya B diyeceksin. Yine artı eksi artı diyeceksin. Dahil aldıracaksın hepsini ve buradaki tam sayıların toplamı ne gelecekmiş? 7. Zaten aşağıdaki eşitsizlikte olup yukarıdaki eşitsizlikte olmayan tek değer buradaki B değeridir. Tamam mı? Mesela buradakilerin hepsini toplam. İşte A, işte neler geliyor bilmiyorum. Hepsinin toplamı ne gelecekmiş? 9. Aşağıdakilerin hepsinin toplamı geliyor. Bir de B ekliyorsun. Bu da 7 gelmesi lazım. Değil mi? E sen şunların toplamının 9 olduğunu biliyorsan B'ye ne gelecektir? Eksi 2. E B'de neydi? Qx'in köküydü zaten. Bursa gelir. 6'ya bakalım. Eşitsizliğin çözün kümesini istiyor benden. Burayı sıfır yapan değer ne? 1 bölü 2. Burayı sıfır yapan değerler 2 ve eksik. Şimdi 3 tane kök için tabloyu çiziyorum küçük kök, ortanca kök, büyük kökü yazdım. Dahillik hiçbirinde yok. Denklemlerin baş sayısı pozitif. Artı ile başlayıp her kökte yön değiştirdim. Sıfırdan küçük olan yer istiyorum. Eksi sonsuzla eksi 2 açık aralı. Birleşim 1 bir, 1 2 ile 2 açık aralıdır. Hangisi gelir bak Bursa. <laughs> ee, soru 7. Şimdi fx çarpı gx'in sıfırdan büyük olmasını istiyor. Hem f'in hem de g'nin köklerine bakalım. Mavi olan F, F'in köküne geliyor. Bir -3 bir de 7 geldi. G'nin kökü de -5 bir, bir de 5 geldi. Şimdi 1 2 3 4 tane kök için çiziyorum. -5 var, -3 var, 5 var, 7 var, değil mi? Baktığın zaman hepsi de dahil. Şimdi yeniden büyük değerlerde biri pozitif, biri negatif geldiği için çarpımları eksiyle başlayacak. Her kökte yön değiştirelim. E, baktığın zaman sıfırdan büyük olan kısmı istiyor senden. Demek ki eksi 5 eksi 3 kapalı aralı birleşim 5 7 kapalı aralıdır. Ee, devam edelim. Soru 8. Şimdi bu ikili eşitsizliğin çözüm kümesini istiyorsa senden tek tek kökleri bulun. Bu denklemin kökü 0. Bu denklemin kökü 2. Bu denklemin kökü eksi 4. Bu denklemin kökü 3. Şimdi 4 tane kök için tabloyu oluştur küçük köklere küçükten büyüğe doğru yaz. Şimdi çizdiğin zaman sen bunu birinci denklemin kökleri ve ikinci denklemin köklerini işaretle. Birinci denklemin kökleri 0 ve 2. İkinci denklemin kökleri 4 ve 3'ü işaretledim. Şimdi birinci denklemin baş katsayısı dikkat et. Eksi çarptığın zaman eksi x kare gelir. eksiyle başlayacaksın. Sadece kendi kökünü yön değiştirsin. Eksi eksi artı eksi eksi. İkinci denklemin baş pozitif. A ile başlayıp sadece kendi kökünü yön değiştirdim. Birinci denklemi sıfırdan büyük olduğu yeri, ikinci denklemi sıfırdan küçük olduğu yeri istiyorsam ikisinin kesişimine geldi? Bak 0, 2 açık aralı. Demek ki AB aralığında A 0, B 2. Aradaki farkı istediğim için 2'dir. Soru 9. Eşitsizlik konusunu çalışan Gülce. Abisinden kalma aşağıdaki test e, parçasını bulmuştur. Gülce birinci soruya baktığında abisinin soru doğru çözdüğünü görmüştür. Ee, bizden testin eksik parçasını istiyor. Şimdi sen bu eşitsizliği çözerken kökleri bulacaksın ya hani. Kökün biri hani şunu sıfır yapan değer 2 geldi. Bunu sıfır yapan değer ne geldi? Bak eksi 4 geldi. E, ee, devamına baktığın zaman nasıl devam ettiğini bilmiyoruz. Değil mi? Ama başka bir kök gelmesini de istemem. Hani kökün yine eksi 4 geldiğini varsaysam. Hmm. Bu yüzden e, devamında bir daha x artı 4 olsa, o zaman eksi 4 çift katlı kök gelir, değil mi? Şimdi çizelim bakalım, doğru mu tahmin etmişiz? Küçük kökü buraya, büyük kökü buraya yazdım, değil mi? Denklemin baş ikisi dahillik yok. Denklemin başkası sayısı pozitif artı ile başlayacağım ve her kökte yönü mü değiştirmem lazım? Artı, eksi, eksi geliyor, değil mi? Şimdi büyük ihtimal bunu şöyle demek istemiştir. Hani biz burada e, artı 4 diyoruz ya. Testin şuradan itibaren yırtıldığını varsayarsak, x artı 4 gel o zaman direkt x 4 çift katlı kök olmaz. X artı x artı gelecektir. Sıfırdan küçük olan yırtıldığım için bak burası geldi. İsterim cevabı x 4 ile 2'yi sağlamış oldu. Bu yüzden yırtılan parça budur. Soru 10. F ve G'nin grafiklerini vermiş. Şimdi F çarpı G. Önce F'in köklerine bakarsam F'in tek köküne geliyor eksi 2. G'nin kökleri eksi 1 ve 3. Ben tablo çizmek istersem küçük olan kökü buraya büyük olan kökü şöyle yazdım. Bir kere dahillik hiçbirinde yok. Üçten büyük değerlerde ikisi de pozitif geldiği için artı ile başlarım. Her kökte yön değiştirdim. Sıfırdan büyük olan kısmı istiyor. Şurası mı geldi? Dediği doğru. Eksi 2 ile 1 arasında eksi 1 az zaman bu eşitsizlik do sıfırdan büyük geliyor. Peki f'in özür dilerim g'nin f'den büyük olduğu yer yani g'nin daha büyük olduğu yer şurası ve şurası mı geldi? Yani doğru söylüyor. Eksi sonsuzdan -2'ye eksi kadar, eksi sonsuzdan -2'ye eksi kadar baktığın zaman bak her zaman g daha yukarıda. Bu yüzden yine doğrudur. 3 ile 4 aralığında f mi g'den daha büyük? Bak 3 ile 4 aralığına baktığında ama şu aralıkta kim yukarıda? f daha yukarıda olduğu için doğru. 1 2 3'tür cevap. Soru 11. Bir. bir öğrenci eşitsizlik sistemi ile ilgili öğretmenin verdiği ödev için aşağıdaki çözümü yapmıştır. E, neyin çözümüdür diye sorabiliyor. Bak eksi 2, 1 ve 3 gelecek köklerde. Gelmeyeni bence ele. Bir de denklem baş katsayısı eksi başlayacak. Denklemin denklem baş katsayısı artı eksi eksi. Eksinin eksiye bölümü artı ile başlarsın. Adana gider. Denklem baş katsayısı artı artı eksi. eksiyle başlayabilirim. Artı artı eksi eksiyle başlarım. Artı 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 eksi ile başlarım. Eksi ile başlarım. Denklemin kökleri 2, 1 ve eksi 3 gelecek. Denklemin kökü 2 geldi. Denklemin kökü olmaz. Eksi 2 gelmesi lazım. Eledim. Denklemin kökü eksi 2 geldi. Denklemin kökü eksi 3 geldi. Olmaz. 3 gelmesi lazım. Denklemin kökü eksi 3 geldi. Olmaz. 3 gelmesi lazım. Ama E'ye baktığın zaman denklemin kökü 3 geldi. Denklemin kökü eksi 2 geldi. Ve denklemin kökü 1 geldi. İstediğim cevap budur.